Bismillahirrahmanirrahim. Babu siyam fi sefer. Bu bahis seferde oruç tutma hakkında. Sefer esnasında oruç tutmak mı efter, tutmamak mı efter? Bunun hakkında izahat verecek. Haddesena Ali ibn Şeybete kâle haddesena Revh ibn Ubade kâle haddesena Şubet ve Muhammed ibn Abdirrahman Muhammed ibn Amr ibn Hasan عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال جابر بن عبد الله buyurdular ki كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول اكرم efendimiz oldu في seferin bir seferde oldu idi فرأى زحاما bir toplantı gördü nasıl bir yere toplanmış وَرَجُلُونَ bir adam da قَدْ وُلِّلَ عَلِهِ onun üzerine kölge ediyorlar. Bir adam bayılmış, düşmüş, kölge ediyorlar. فَسَأَلَ مَا هَذَا Resulullah Efendimiz söyledi ki bu adam nedir? فَقَالُوا buyurdular ki saimun ya Resulallah bu adam oruç. Oruç olduğundan sıcaktan bayılmış, düşmüş. فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz buyurdu ki لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ takvadan değildir. اَنْ تَسُومُوا oruç tutmanız fi seferi seferde. Evet. Seferde oruç tutmanız takvadan değildir. Yani takvalık satayım. Seferde de ben oruç tutayım yok. Seferde Cenab-ı Hak mübah kılmış. Orucunuzu yiyin. حَدَّسَنَ ابْنَ اَبِي دَاوُدُ قَالَ حَدَّسَنَ اَبُوْ الْوَلِيدُ قَالَ حَدَّسَنَ شَعْبَةَ ذَكَرَ بِاِسْنَادِهِ مِسْتَرُ Bu hadisi şerifi İbn-i Ebu Davud'da İmam-ı Tahaviye zikredilir. Haddesena Muhammed ibn Abdillah ibn Meymun el-Bağdadi kâle haddesena el-Velid ibn Müslim kâle haddesena el-Evsa'iyyü an Yahya ibn Ebi Fethir kâle haddeseni Muhammed ibn Abdirrahman ibn Sevban kâle haddeseni Cabir ibn Abdillah kâle merren nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Cabir bin Abdullah rivayet eyledi ki Peygamber Efendimiz yürüdü bir acülün bir adama fi seferin bir seferde fi zilli şeceretin bir ağacın kölgesindeki yuraşşu aleyhimna onun üzerine su sepiyorlar. Bir ağacın kölgesine götürmüşler üzerine su sepiyorlar. Fekale sallallahu aleyhi ve sellem sordu buyurdu ki ma ba'du haza bu adamın işi nedir ne oldu? قالوا buyurdular ki saimun ya Resulullah bu adam oruçtur. Kale Resul-i Ekrem Efendimiz buyurdu ki leyse minel birri takvadan olmadı. Es-siyamu fi's-sefer seferde oruç tutmak takvadan olmadı. Fe'aleyküm siz mülazemet edin bi ruhsetillah Allahu Teala'nın ruhsetine. Elleti öyle ruhset ki rahhase leküm sizin için ruhset verdi. Fekbeduha siz o ruhseti de kabul edin. Madem Cenab-ı Hak ruhset verdi, seferde oruç yemeyi mübah kıldı, siz de onu kabul edin, seferde orucunuzu yiyin. Haddesena Ali ibn Abdirrahman, kâle haddesena Muhammed ibn Musaffa, kâle haddesena Muhammed ibn Harb el-Ebreş, kâle haddesena Ubeydullah ibn Amr el-Nafi'in, en ibn Umar radıyallahu anhuma, kâle kâle nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem, لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ takvadan olmadı. اَسْسِيَامُ فِي السَّفَرْ Seferde oruç tutmak takvadan olmadı. حَدَّسَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَ قَالَ حَدَّسَنَا رَوْحُ بْنُ عِبَادَ قَالَ حَدَّسَنَا بْنُ كُرَيْجْ قَالَ أَخْبَرَنِي بْنُ شِهَاب عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ صَفْوَانَ أَخْبَرَهُ عَنْ اُمِّ الدَّرْدَى عَنْ كَعْبِ بْنِ عَاصِمِ الْأَشْعَرِ اَنَّ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَالَ Kâb-ı İbn-i Asim diyor ki Resul-i Ekrem Efendimiz buyurdular لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ takvadan olmadı اَنْ تَسُومُوا oruç tutmanız fi seferi seferde. Haddesena Aliyyun kâle haddesena Rafun kâle haddesena Muhammed ibn Abi Hafsa an ibn Şihabin an Safvan ibn Abdillah an Ümmü Derda an Kâb-ı İbn-i Asim kâle. Yine Kâb-ı İbn-i Asim'den rivayet ediyor. Kâb-ı İbn-i Asim dediler ki قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Resul-i Ekrem Efendimiz buyurdu لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ takvadan olmadı اَسْسِيَامُ فِي السَّفَرْ سَفَرْ
حدثنا محمد بن النعمان السقطي قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري يقول سفيان diyor ki ben İmam-ı Zühri'yi işittim. Derdi ki akbereni Safvan ibn Abdullah. Safvan ibn Abdullah İmam-ı Zühri'ye haber vermiş. Fezekere bi isnadihi mislehu. Bu isnad ile bu hadisi şerifin aynını zikredildi. Kale Süfyan-ı Süfyan dedi ki fezükireli bana zikrelin edildi ki enne Zühri'yi İmam-ı Zühri kâne yekûlu derdi ve lem esma ana minhu. Halbuki ben ondan işitmedim. Yani İmam-ı Zühri'den ben bu rivayeti işittim ama ben işitmedim. Başkaları haber verdiler ki İmam-ı Zühri dermiş ki leyse minim durrim siyami fim sefer. Böyle dermiş. Bir rekemende diyor ki minem durrim siyami fim sefer vel yu'lem enne em lugatun fi el inde ba'd ehlil yemen. Ehli Yemen'den bazıları el yerine em okurlarmış. Mesela elhamdü diyecek yerde emhamdü. El kitabı diyecek yerde em kitabı. Öyle bir lügat varmış. O da o Yemen lügatı üzerine leyse minem burrim siyami fim sefer. Leyse minem burrim burri yani tek vadın değildir. Es siyamu em siyamu fim sefer sefer doğru kutlu. Kale Ebu Cafer İmam-ı Tahavi buyurdular ki fezehebe kavmun bir kavim zahip oldular iler iftari fi şehr-i Ramazan fi sefer. Ramazan ayında seferde bu oruçtan daha efteldir. Sefer ayında sefer ederken Ramazan ayında iftar etmek oruç tutmadan efteldir dediler. Ve ihtecu fi zâlike bu mesele hakkında ihticac ettiler, delil getirdiler. Bihâdî-l âsâr bu yukarıda zikretmiş olduğumuz hadislerde de delil getirdiler. Hatta kâle bâduhum hatta bu kavmin bazıları buyurdular ki inne men sâme fissefer her kim seferde oruç tutarsa lem yücüzihi ona kifayet etmez es-savmu oruç. Orucu caiz olmaz. Seferde oruç tutarsa bu orucu caiz değildir ve aleyhan üzerine vaciptir. Kadâuhu o orucu kadâ etmek fi ehlihi evini döndüğü vakitte. Ve ravavuhu bunu da rivayet eylediler. En Ömer'e radıyallahu anh Hazreti Ömer'den de rivayet eylediler. Seferde oruç tutan tutmamış sayılır. Evine gittiği vakitte kaza edecek. Hazreti Ömer'den rivayeti de şöyle ispat ediyor. Haddesene ibn-i Ebi Akil kâle haddesene Süfyan ibn-i Uyeyne en Asim ibn-i Abdillah ibn-i Asim en Abdillah ibn-i Amir en Ömer radıyallahu anh Abdullah ibn Amir diyor ki Hazreti Ömer emre racülen bir adama emreyledi. Böyle adam ki same fis sefer. Seferde oruç tutan bir adama emreyledi ki en yu'ide bu orucu iade ile kaza ile. Ve ravavuhu bunu rivayet eylediler. An Ebi Hureyre radıyallahu anh eyle. Hazreti Ebu Hureyre'den de rivayet eylediler. O da bir adam seferde oruç tutmuş. Ona emretmiş ki evine döndüğü zaman bu orucu kaza et. حدثنا فهد قال حدثنا أبو غسان مالك إسماعيل المهري قال حدثنا زهير قال حدثنا عبد الكريم الجزري أن أتى عن المحرر بن أبي هريرة رضي الله عنه قال حزة أبو هريرة يركي سمت رمضان في السفر والد يور محرر أبو هريرة والد محرر يركي سمت رمضان في السفر سفر ده بن أروش تطم فأمرني أبو هريرة رضي الله عنه أبو هريرة بن أمري الذي أن أعيد إعادة إليهم الصيام أرجي في أهلي evime gittiğim vakitte. Yani bunlara göre seferde tutulan oruç sayılmaz. Ramazan'dan sayılmaz. Niçin? Allah'ın ruhsatını kabul etmediğinden dolayı bunlara göre asi oluyor bu adam. Ruhsatı kabul etmiyor. Emri kabul etmediğinden dolayı tutmuş olduğu oruç yerine gelmiyor. Binaenaleyh o orucu kaza edecek. Şimdi bu birinci mesele. Ve kâne minel hüccet lehum. Ve khalefen fî zâlike âkharûn.
Başkaları bunlara muhalefet ettiler. Fekalu dediler ki inşa'e sâme ve inşa'e eftar. Seferde bir adam muhayyerdir. İsterse oruç tutar, isterse iftar eder. Ve lem yufaddilû bu ikinci mezhep sahipleri tafdil etmediler. Fizalik bu seferde Ramazan orucunu, orucu hakkında fitren iftari tafdil etmediler ala sömmin orucu. İftar etmek daha eftardır demediler ikinci makale sahibi. Birinci makale sahibi ne dedi? İftar etmek eftar. Hatta bazıları orucu hiç sayılmaz dedi. Onlar da iki kısım. Bir kısmı orucu hiç saymadılar. Hazreti Ömer ve Hazreti Ebu Hüreyre'den rivayet eylediler. Bir kısmı da hayır, oruç sayılır, Ramazan'dan sayılır ama eftar olan iftar etmektir. Bu ikinci makale sahipleri dediler ki hayır. Bu hayyerdir. İsterse oruç tutar, isterse iftar eder. İftar etmek orucu tutma üzerine eftar değildir. Bana savmın ala fitrin. Yahut da orucu tutmak iftar üzerine eftardır. Bu böyle de değildir. Birisi birisinden eftar değildir. Muhayyerdir. İsterse iftar eder, isterse iftar etmez. Ve kâne minel hücceti lehum. Bu ikinci mezhep sahiplerinin lehen oran hüccettendir. Ala ehlil mekâletil ula, birinci mekâle sahiplerine fî mehteccû bihi, ihticac etmiş oldukları şeyde aleyhim, o birinci mezhep sahiplerin aleyhine fî kavlin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'in kavli şerifinde olan şeyde ki leyse minel birri es-siyâmu fîs-sefer. Birinci mezhep sahipleri bunu delil getirdiler ya, seferde oruç tutmak tekvadan değildir. Bu ikinci mezhep sahipleri diyorlar ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bu hadisiyle birinci mekale sahipleri delil getirdiler. Fakat ennehu kad yehtemel. Ya muhtemel ki o da gayre ma hameluhu aleyhi. Onların hamlettiği mananın gayrisini ola. Onlar böyle hamlettiler. İftar etmek eftaldır, oruç tutmak eftal değildir. Böyle dediler ama caiz ki mana başka türlü olur. Nasıl ola? Yehtemülü, muhtemel olur ki leyse minel birri lezi, leyse minel birri tekvadan olmadı. Ellezi öyle tekva ki huve eberrul birri, tekvanın en yükseği olan tekvadan olmadı. Ve âlâ merâtibil birri, tekvanın en yüksek mertebesinden olmadı. Es-savmu fîs-sefer, seferde oruç tutmak. Mâna böyle olur. Ve inkânı s-savmu fîs-sefer, seferde oruç tutmak oldu ise de, birren tekva oldu ise de, illâ enne gayrehu illâ iftarın gayrisi, orucun gayrisi, mine birri tekvadan, eberru minhu, ondan daha iyidir, daha yüksektir. Yani seferde oruç tutmak tekvadandır. Fakat iftar etmek daha eftaldır. Tekvanın dereceleri var. Hepsi bir derecede değil. Tabi seferde oruç tutan adam tekva tarafını iltizam ediyor da orucunu... Evet, şimdi burada diyor ki Ramazan'da sefer eden bir adam oruç tutması tekvadandır. Fakat iftar etmesi daha yüksek tekvadandır. Mertebe itibariyle o tekvanın daha üstünde bir tekvadır. Bunu demek istiyor. Peygamber Efendimiz'in hadisi buna hamledilir. Çünkü oruç tutmak bir ibadettir, bir fazilettir. Fakat öte tarafta Cenab-ı Hakk'ın bir ruhsatı var. O ruhsatı kabul etmek o daha yüksektir. Bu manayadır. Bu ihtimal var. Bu ikinci kavl buna böyle cevap veriyor ki müsavi kılsınlar. Yani ister iftar etsin, isterse oruç tutsun. Fakat yine kendi sözleri ispat ediyor ki iftar etmek daha afdal. Niçin? Hadis-i şerifin ihtimalini böyle veriyor. Oruç tutmak tekvadandır, iftar etmek daha yüksek tekvadandır. Manası ne oldu? İftar etmek daha yüksek oldu. Kema kâle sallallahu aleyhi ve sellem, buna da misal veriyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. لَيْسَ الْمِسْكِينُ بِالْتَوَّافِ الَّذ۪ي تَرُدُّهُ التَّمْرَةُ وَالْتَمْرَتَانُ وَالْلُقْمَةُ وَالْلُقْمَتَانُ لَيْسَ الْمِسْكِينُ miskin olmadı, bir tavvaf, dolaşıcı bir adam olmadı.
Ellezi öyle dolaşıcı bir adam ki teruddu temratu ve temratan. Bir hurma, iki hurma verdin mi alır gider. Ve lokmatu ve lokmatan yapıp bir lokma, iki lokma verdin mi adam alır gider, onu reddeder. Esas miskin bu değildir. Yani esas, yani bu da miskindir. Bu da miskindir ama burada miskin değildir diyor. Yani hakiki miskin bu değildir. Hakiki miskin, bari dediler ki femenil miskin. Ya Resulallah miskin kimdir? Yani hakiki miskin kimdir? Ya Resulallah dar buyurdu ki ellezî şöl bir kimsedir ki yestahî haya eder. En yes'ele istemeden. İstemeden haya eder. Ve lâ yecidu bulamaz mâ yûnîhî. Kendisini gani kılacak ihtiyacını def edecek bir şey de bulamaz. Yani kendi ihtiyaç içerisinde istemeyi de utanıyor, haya ediyor. Ve lâ yuftanu lehu. Kimse de fetaneten onu anlamaz ki feyota ona verirler. Yani kimse de bilmez onun fakir olduğunu de geber verir. Adam zahiren tertemiz, herkes zengin zannediyor. Adam fakir, ihtiyaç içerisinde utanıyor, isteyemiyor. İşte esas miskin budur. Öyleyse diyor, bundan anlaşıldı ki öteki dilenci de miskin, bu da miskin. İkisi de miskin ama fakat bu haya edip istemeyen bir adam daha fazla ihtiyaçlı bir miskin. Haddesena bizalike ibn Ebi Davud kâle haddesena Ebu Ömer el-Havdî kâle haddesena Halid ibn Abdillah anil-Hacerî an Ebi'l-Ehvas an Abdillah anil-Nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem haddesena Ali ibn Şeybe kâle haddesena Kubbeyse kâle haddesena Süfyan an İbrahim el-Hacerî fezekere bi'isnâdihi mislehu. حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني ابن أبي ذيب عن أبي الوليد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوه حدثنا أبو أمية قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا ابن ثوبان عن عبد الله بن الفضل عن الأعرج عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا يونس قال حدثنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. Bu hadisi şerifi işte 3-4 senet ile rivayet eylediler ki miskin bir lokma iki lokma alıp da çekilip giden adam değildir. Esas miskin kendisi ihtiyaçta haya edip isteyemiyor, kimse de onu anlamıyor ki ona versin. Esas miskin budur. فَلَمْ يَكُمْ مَعْنَا قَوْلِهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِنْ قَوْلِ شَرِفِنِنْ مَعْنَاسُ olmadı. لَيْسَ الْمِسْكُونُ بِالْقَوَّارِ. Dolaşıp da isteyen bir adam miskin değildir. Bu manası olmadı. عَلَى مَعْنَا اِخْرَاجِهِ اِيَّهُ عَلَى مَعْنَا اِخْرَاجِهِ O adamı çıkarmak manasına. اِيَّهُ adamı مِنَ سِبَابِ الْمَسْكَنَةِ كُلِّهَا. Fakirlik sebeplerinin hepsinden çıkarmak olmadı. Bu adamın da ihtiyacı var, dolanıyor, istiyor. وَلَاكِنَّهُ اَرَادَ لَكَ Resulullah Efendimiz murad etti bizzalik bu kavliyle. لَيْسَ الْمِسْكِينُ miskin olmadı. Öyle miskin ki الْمُتَكَامِلُ الْمَسْكَنَةِ Meskenette, fakirlikte tekamül etmiş, miskin olmadı. وَلَاكِنَّ الْمِسْكِينَ الْمُتَكَامِلَ الْمَسْكَنَةِ Lakin meskenette, fakirlikte tamam fakir olan اَلَّذ۪ي şu bir kimsedir ki لَا يَسْأَلُ النَّاسِ النَّاسَ isteyemiyor. وَلَا يُعَرَفُ bilinmiyor ki فَيُتَصَدَّقَ عَلِهِ ona kimse sadaka versin. Nas arasında belli değil. Öyleyse burada nasıl ikisi de miskindir fakat bir anda Efendimiz değilse miskini bir tavaf demesiyle onu miskinlikten çıkarmadı. Bu da böyle. Seferde oruç tutmak takvadan değildir. Yani takvanın yüksek derecesinden değildir. Yoksa o da takvadandır. فَكَذَٰلِكَ böylecedir. لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ السِّيَامُ فِي السَّفَرِ Seferde oruç takvadan değildir. Bu da böylece لَيْسَ ذَٰلِكْ olmadı عَلَى اِخْرَاجِ السَّمْنِ فِي السَّفَرِ Seferde oruç tutmayı ihraç üzerine olmadı. مِنَ يَكُونَ بِرَّ Takva olmaktan ihraç için olmadı. وَلَاكِنَّهُ لَاكِنْ bu hadis عَلَى مَعْنَى لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ Şu mana üzerinedir ki takvadan olmadı. اَلَّذ۪ي öyle takva ki هو Evet. Leyse minel birri takvadan olmadı. Ellezî öyle takva ki ve ebberül bir. Takvanın daha takvası
olan tekvadan olmadı. Ney? Es-savmu fi's-sefer, seferde olur. Lennehu kad yekunu l-iftar, bazen iftar olur. Hünake, o makamda, eberre minhu, seferdeki oruçtan daha yüksek olur. İzâ kâne alet-tekavvi, kuvvet bulmak için iftar ederse, lidikâil adûvi, düşmanı mülâkı olması için. Ve mâ eşbehe zâlike, da buna benzer. Mesela harbe gidecek, oruçla harbe giderse zayıf olur, kuvvetle harbe edemez. Ama iftar ederse kuvvetle harbe eder. Öyleyse her esnasında oruç tutmak müeffer, iftar etmek müeffer. İftar etmek efter. Çünkü maksat düşmanla harbe edecek. فَهَذَا مَعْنَا صَحِيْهُمْ Bu sahih bir manadır. وَهُوَ اَوْلَا مَا Bu bir şeyin evlasıdır ki حُمِلَ عَلَيْهِ اَنْ حَمْلَتِلْدِ مَعْنَا هَذِي الْاَصَرْ Bu rivayetlerin manası. Hatta la tetadda, hatta zıt olmaya, hiye Resulullah Efendimizin hadisi ve gayruha diğerleri. Mimma kadruye fi hadel babi iza. Evet, o da neden? Bu babda rivayet edilen diğer eserler daha var. Onların bunlar birbirine zıt olur. Zıt olmaması için böylece hamledeceğiz. Yani okuduğumuz iki rivayet var. Daha başkaları da mı var? Daha başkaları da var. Evet. فَإِنَّهُ حَدَّسَنَا يُنُسُ Zira Yunus bize rivayet eyledi. قَالَ اَخْبَرَنَا بِنْ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِي مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بِنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ خَرَجَ اِلَى مَكَّةَ Peygamber Efendimiz Mekke'ye çıktı. Amel Fethi Fethi senesi. Fî Ramazan'ı Ramazan ayında. Fesame oruç tuttu. Hatta belagal küdeyd. Hatta Küdeyd'e vardılar. Yani buradan giderken yolda oruç tuttular. Küdeyd Mekke'ye mükerremeye yakın. Oraya kadar vardılar. Şeyden sonra, Rabia'dan sonra. Sümme eftara sonra Küdeyd'de iftar etti. Fe eftaren nâsü mâhû nâsâ Peygamber Efendimiz'le iftar ettiler. Ve kânû yâhuzûne ashab-ı kiram alırdılar. Dil ahdesi fel ahdesi min emre Resûlillâh sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz'den son olan emri alırdılar. Tekrar sonunda bir emri olursa tekrar onu alırdılar. Çünkü evvelki hüküm mensuh olmak ihtimali var. Yeniden yeniye, daima tazeden tazeyi alırdılar. Şimdi bu ispat etti ki bak Resulullah Efendimiz sefere çıkmış, oruç tutmuş, Mekke 12 konaklık yol. En aşağı 4-5 gün yahut 6-7 gün oruç tutmuş, ondan sonra iftar etmiş. İftar ettiğinin sebebini de aşağıda beyan edecek ki düşman yaklaştığından emretmiş ki iftar edin. Haddesena Ali ibn Şeybe, kâle haddesena Ravhun, kâle haddesena Malikun ve ibn-i Cüreyc, kâle ahbarana ibn-i Şihab, fe zekere bi isnâdî mislehu. Ali ibn Şeybe de İmam-ı Tahavir bu hadisi şerifi rivayet eyledi. Haddesena Ali, kâle haddesena Ravhun, kâle haddesena Şâbetü, an Mansûrin, an Mücahidin, عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله من إمام التحاوية علي منصور بن وذا مجاهد بن وذا ابن عباس بن واحد الشريف روايته لدي غير أنه قال واحد الشريف ده dedik الراوي حتى أتى عصفان كديت değil de عصفان'a gelmişler. عصفان'a geldikten sonra yani Cidde yolu ayrıldıktan sonra Mekke'ye Vadi Fatma'dan yol gider. İşte o Vadi Fatma'ya giden yolun üzerindedir. Üsfan. Haddesen Ebu Bekret'e kâle haddesen Ebu Davud kâle haddesen Şâbe ve zekere bi isnâdihi mislehu. Haddesen Fahdun kâle haddesen Ebu Gassan kâle haddesen İsrail'u an Mansûr'in an Mücahid'in Ali bin Abbas'in an Resûlillah sallallahu aleyhi ve sellem mislehu. Evet. Bu hadisi Ebu Bekret Fahd İmam-ı Tahaviye bu senediyle onlar da rivayet edilmişler. Yani Mansur'a çıkıyor. Mansur'da Mücahid'den, o da Abdullah ibn Abbas'tan rivayet ediyor. Haddesena Rabi'ul Mâdin, kâle haddesena Ebu Zura, kâle haddesena Haybetü ibn Şüreyh, kâle haddesena Ebu Lesved, en Ekrime, Mevle bin Abbas. Haddesehu Ekrime, Hazreti Abdullah ibn Abbas'ın kölesi. O da bunu rivayet eyledi, an ibn Abbas'ın radıyallahu anhüme, Abdullah ibn Abbas'tan. Ki enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz harece çıktı. Amel fethi fethi senesi fi Ramazan ayında. Mekke'nin fethine çıktı.
Fesame oruç tuttu. Hatta belal Küdeyd. Küdeyd denilen yere erişti. Febelagahu Resulullah Efendimiz'e erişti ki ennen nase nas şakka aleyhim, onlara çok eziyetli oldu es-siyam oruç. Oruç meşakkatli oldu. Haber verdiler. Fedaa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz istedi bir kadehin min lebenin, sütten bir kadeh. Femsekehu fi yedihi, onu elinde tuttu. Hatta ra'ahun nasu, nas gördü. Ve hu ala rahiletihi, o da rahilesi üzerindeydi. Peygamber Efendimiz devesi üzerinde. Evet. Havlehu, cemaatte Resulullah Efendimizin etrafında elinde südü tuttu, cemaate gösterdi. Sümme şeribe, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fe iftara. Onu içti ve iftar etti. Fenâvelehu racülen, ondan sonra bekiyesini bir adama verdi. İlâ cembiye, yanında bir adama. Feşeribe, o da içti. Fesâme Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, işte Peygamber Efendimiz oruç tuttu. Fis seferi, seferde ve iftarı iftar etti. Yani ikisi müsavidir, isterse oruç tutar, isterse yer, müsavidir diyenlerin delili. Resulullah Efendimiz evvela oruç tuttu, sonradan da iftar etti. Cemaat de bunu görünce onlar da iftar ettiler. Baktılar Resulullah Efendimiz iftar etti, onlar da iftar ettiler. Haddesena Aliyyun, kâle haddesena Rafun, kâle haddesena Hammadun, an Ebi Zübeyr, en Cabirin radıyallahu anhu, enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem safere fi Ramazan. Peygamber Efendimiz Ramazan'da sefer etti. Feştedde savmu, oruç şiddetli oldu ala racülün min eshabi, ashabından bir zat üzerine. Fece'alet rahiletuhu, o zatın hayvanı oldu. Tehimu bihi, onu götürürdü tahta şeceri, ağacın altına. Yani insan çölde yolsuz bir yere düştü mü, yol mu bilmiyor rastgele. Ona der ki hame ala veçi, yani yolunu şaşırtmış gidiyor. O adam da o kadar şiddetli oldu ki hayvanına sahip olamıyor. Hayvanı onu aldı götürdü bir ağacın kölgesine. Fe uhbiren nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem bi emrihi. Peygamber Efendimiz'e o adamın emrini haber verdiler. Fe dea bi inain, bir çanak istedi. Fe lemma ra'ahun nasu ala yedihi, cemaat o çanağı gördüler Resulullah Efendimiz'in elinden ki içiyor. Eftaru, onlar da iftar ettiler. Haddesena Muhammed ibn Huzeyme ve Fahdun. Kale haddesena Abdullah ibn Salih. Kale haddeseni Leysu. Kale haddesena İbn Ulhad. An Cafer ibn Muhammed an Abihi an Cabirin radıyallahu anhu. Kale. Hazreti Cabir buyurdular ki, Kharaca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ila Mekke. Peygamber Efendimiz Mekke'ye çıktı. Amel fetih, fetih senesi. Fi Ramazan, Ramazan. Fesame, oruç tuttu. Hatta belaga küra el gamim. Küra el gamim denilen yere. Ki o da Vadi Fatma'da. Fesame nâsü me'ahû nâslevûn. Resulullah Efendimiz'le beraber oruç tuttular. Küra'a kadar. Febelagahû, Resulullah Efendimiz'e bali oldu ki ennen nâse nâskat şakka aleyhimus sıyâmi. Oruç onlara meşakkatli oldu. يَنْزُرُونَ فِي مَا فَعَلْ. Bakarlar ki Resulullah Efendimiz ne yapacak? فَدَعَى بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ بَعْدَ الْأَصِرِ. İkindiden sonra bir kadeh su istedi. فَشَرِبَ, Resulullah Efendimiz suyu içti. وَالنَّاسُ يَنْزُرُونَ, nasıl da Resulullah Efendimiz'e bakardılar. فَبَلَغَهُ, Resulullah Efendimiz'e erişti ki اَنَّ نَاسًا, cemaatten bir kısmı sâmû, oruç tuttular. بَعْدُ, ondan sonra. Resulullah Efendimiz orucu yiyince, iftar edince bir kısmı Resulullah'a ittiba etti, yedi, bir kısmı da yok, biz yemeyiz, orucumuzu tutarız dediler. Onlar da oruç tuttular. Bunu da geldi haber verdiler ki ya Resulullah, ashabdan bazısı orucunu yemedi, tuttular. Fekale sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki ulaikel usatu, bunlar asilerdir, peygamberlerine tabi olmayan kişilerdir. Yani bazı yerde hani cahilin sofusu, şeytanın masharası diyorlar, beyhude değil. Şeytan onlara dedi ki ya Resulullah iftar etmiş etmiş, hiç oruç yenilir mi ya? Oruç Allah için. Bunu burada meczubun birisine ben söyledim de, ya oruç Allah için, peygamber için mi? Sene boyunu oruç tutan bir adam hakkında Resulullah buyurmuş ki orucunu tutsun, ha tutmasın, sevabı yok. O zata da ben bunu söyledim, adam meczub. Söylemesem daha iyi. İyiydi ya.
Diyor ki ben orucu Resulullah için tutmuyorum ki, Resulullah için tutuyorum. Resulullah ne karşıydı benim orucuma? İşte burada da ashab-ı kiramın bir kısmı Resulullah bizim orucumuza ne karşı gibi kabilinden onlar iftar etmediler. Peygamber Efendimiz de ne buyurdu? Ülaikel usatu, bunlar asilerdir. Yani sevap kazanmadılar, günah kazandılar. Niye? O ümmetin peygamberi iftar ediyor ve iftar ediniz diyor. Dedikten sonra bu tekvanın mekvanın yeri kalır mı? Ve cahilin sofusu, şeytanın masharası dedikleri bu. Haddesena Bahru ibn-i Nasr'ın, kâle haddesena ibn-i Vehr'ın, kâle akhbereni Muaviyyet ibn-i Salih, an Rabi'ate ibn-i Zeyd'in, an Gaza'a, kâle se'eltu Ebâ Sa'id'in, Ebâ Sa'id'in Kudri'ye sordum, an siyâm-ı Ramazan'a fi sefer. Seferde Ramazan orucu hakkında sordum. Tutsun mu, tutmasın mı? Kâle dedi ki, haricna ma'a Rasûlillâh sallallahu aleyhi ve sellem, biz Resulullah Efendimiz'le çıktık fi Ramazan'a, Ramazan ayında. Amel Fethi Mekke'nin fethi senesinde. Fekâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz yesûm oruç tutardı ve nesûmu biz de oruç tutardı. Hatta belaga menzilen minel menazil. Menzillerden bir menzile erişti. Fekâle dedi ki inneküm kad denevtum min adubikum. Siz düşmanınıza yaklaştınız. Fel vel fitru, iftar etmek ekvâleküm, sizin için daha kuvvet vericidir. Her verildiğiniz düşmana yaklaştığınız iftar ediniz. Fe esbehne, diyor, biz sabahladık. Minnel saim, bizden oruçlu var. Ve minnel müftir, İftar eden de var. Çünkü Resulullah Efendimiz izin verdi. Sümme sirna fe nezelna menzilen, biz yürüdük bir menzile geldik. Fekale buyurdu ki inneküm tusabbihune aduvvekum, siz sabahleyin düşmanınıza karşılarsınız, müsebbihune sabahlarsınız, yani sabahleyin karşı karşıya gelirsiniz. Aduvvekum vel fitru ekvâlekum, fitir sizin için daha kuvvet vericidir. Fe efteru, iftar ediniz. Fekânete azîmeten min Rasûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem. İftar Resulullah Efendimiz'den azimet oldu. Sade bir ruhsat değil, istersen tut, istersen tutma değil. Emir verdi ki iftar edin, azimeti muhakkak yakmak lazım. Evet. ثُمَّ لَقَدْ رَأَيْتُنِي أَصُومُ مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَبْلِ ذَٰلِكَ وَبَعْدِ ذَٰلِكَ. Hazreti Cabir diyor ki beni gördüm Resulullah Efendimiz'le beraber seferlerde, bazen oruç tutardık, bazen iftar ederdik. Yani öyleyse seferde bir zaruret yoksa isterse oruç tutsun, isterse iftar etsin. Ama bir zaruret varsa iftar etmesi daha afdal. Haddesena Fahdun, kâle haddesena ibn Ebi Meryem, kâle ahberena Yahya ibn Eyyub, kâle haddeseni Hamidul Tavid, enne Bekre ibn Abdillah haddesehu, kâle semiyatu Enes'in yakul, inne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kâne fi sefer. Hazreti Enes diyor ki Peygamber Efendimiz bir seferdeydi ve ma'hu ashabuhu, ashabi de kendisiyle beraber idi. Feşekka aleyhimus savm, oruç onlara meşakkatli oldu. Fedaa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bi ina'in. Peygamber Efendimiz bir çanak istedi. Feşeribe, içti ve huve ala rahileti, o da devesinin üzerindeydi. Ve nasu yenzuruneydi, nas da Peygamber Efendimiz'e bakar idiler. Haddesene ibn-i Merzuh, kâle haddesene el-Gânebiyyü, kâle haddesene Malikun, en Semiyyina, Nebi Bekir ibn-i Abdirrahman, en Rajulin min Ashab-ı Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem, kâle rayitu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bil arci. Ben arş denilen yerde Resulullah Efendimiz'i gördüm, fil harri, sıcakta. Bir adamı gördüm diyor. Ashab-ı Resulullah'tan bir adamı. Kâle rayitu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bil arci fil harri. Peygamber Efendimiz arş bir rekeminde ne demiş? İfetin fesukun cebelin bitarikun Mekke ve hava varit ihtihamı. Mekke yolunda bir dağdır ki tehanı oradan başlar. Sıcakta Peygamber Efendimiz vahve yasubbe ala râsiyemme, Resulullah Efendimiz başına su döküyordu. Vahve saimi, Peygamber Efendimiz de orucuydu. Minel ateşi, ya susuzluğundan dolayı başına döküyordu. Ev minel harri, yahut sıcağın tesirinde. Sümme inne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sonra Peygamber Efendimiz lemmâ belâ al-küdey, vaktaki küdeyde
bali oldu. Arş'tan sonra Küdeyde'ki vardı. Aftara iftar eyledi. Haddesene Ebu Bekret'e kâle, haddesene Ebu Asim kâle, haddesene Sa'id ibn Abdülaziz kâle, haddesene Atiyyet ibn Kays, en Gaza'at ibn Yahya, en Ebi Sa'id ibn Kudri kâle, harisne mâ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz'le çıktık, leyleteyni, iki gece için ki medata min Ramazan. Ramazan'dan iki gece geçmişti. İki gece, yani üçüncü gün çıktık. Fe haracina suvvâmen. Oruçlu olarak çıktık. Hatta belal Hüdeyd. Hüdeyd'e Resulullah Efendimiz erişti. Fe emrena bil iftar. Bize iftar etmekle emretti ki orucumuzu yiyiniz. Fe esbehna biz sabahladık. Ve minnes saim ve minnel müftir. Bizden bazımız oruçlu, bazımız da iftar ediciydi. Felemma belagana marrez zehran. Marrez zehran derinden mevkaki Vadi Fatma'da buraya eriştik. Ü'alimna bilikail adu. Düşmanın yakında olduğu bize bildirildi. Evet. Yahut e'lemena, Peygamber Efendimiz bize bildirdi. Bilika'il adu, artık düşmanla karşılaştık dedi. Ve emerena bil iftar, iftar etmemizi emretti. Ü'alimna olursa meçhul. Ü'alimna bilika'il adu, ü'mürna bil iftar. Gene Peygamber Efendimiz tarafından haber verildi ve emredildi. Yahut malum olursa e'lemena, Resulullah Efendimiz bize bildirdi. Bilika'il adu, düşmanın mülakat olduğumuzu ve emrana bir iftar iftar etmemize emretsin. Kâle Ebu Cafer İmam-ı Tahavi buyurdu ki fefî hâdîl âthâr, işte bu rivayetlerde olucudur. İsbâtu cevâzi savmi fissefer, seferde oruç tutmanın caiz olduğunun ispatı olucudur. Seferde oruç tutulursa sonra kaza edilsin diye rivayet geldi ya, yani onu reddediyor. Hayır, caizdir diyor. Ve enne Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz, اِنَّمَا كَانَ تَرَكَهُ اِيَّهُ, onu terk etti. Yani seferde oruç caizdir ama onu terk etti de iftar etti. اِبْقَانْ عَلَى اَصْحَابُنَا, baki kalsın diye. Yani bu ruhsat vardır. Müslümanlar bunu bilsinler ve seferde orucu tutarlar yahut da iftar ederler. Muhayyer. Bu şey... قال أبو جعفر ففي هذه الآثار إثبات جواز الصوم في السفر وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كان تركه إياه إبقاء على أصحابه. إمام الطحاوي diyor ki dün ki okuduğumuz hadisi şeriflerden anlaşılıyor ki seferde oruç tutmak caizdir. Bu eserler bunu ispat ediyor. Ve Resulullah Efendimiz seferde orucu terk etti. Bu ruhsettir. Bu ruhseti ümmetine bırakmak için, ifka etmek için onu yaptı. Yani seferde oruç tutulsa daha afdaldır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efe yecmûzü caizu olur mu? Dâhedin bir kimseyi ken yekûle diye fî zâlike sav. Bu oruçta ki innehu lem yekûl birren. Ramazan'da oruç tutmuş da bu takva değildir. Bu caiz olur mu bir kimseye demesi? Caiz değildir. Gayet bir zuhata bu caiz olmaz. Lakin ne o bilmiyorum. Ramazan'da oruç tutmak birdir. Takvadır isterken misafir olur. Lagadî kûnul iftârı, bazen iftar olur. Eberre minhu, ondan daha eber olur. Takvanın biraz daha yüksek olur. İzâ kâne yurâdu bih. O iftar ile murad olunursa el-kuvveti kuvvet. Neye? Lirika'il acuvi, düşmanı karşılamak için kuvvetli olmak murad edilirse daha hasar olur. Ellezî öyle düşmana müdafı olmak ki emrehum Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz Ashab-ı Kiram'ı emreyledi. Bil-kütri iftar etmekle emreyledi. Min eclihi, düşmana mülakat heclinden. Yani yarın düşmanla karşılaşacaksınız. Onun için iftar ediniz ki kuvvetli olasınız. Ve lehâzel nâna, bu nâna için kârilehu min nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz Ashab-ı Kiram'a dedi, vallâhu âlem, Allah-u Teala daha iyidiricidir. Leyse minel birri es-savmu fissefer. Bu hadis-i şerifi bunun için buyurdu. Seferde oruç tutmak tekvadan değildir.
Yani yarın düşmanla karşılaşacaksınız. Her olma kesin vali kuvvetli iftar edeceğiniz. Oruç tutma gasta değildir burada. Ela hazır mana işte bu manaya tümledilir bu hadis-i şerif. Ellezî zekerine bizim zikretimiz bu manaya. Fe'in kâle kâilin bir adam yetiraz etse dese ki İnne fitre Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamberimizin iftari ve emrehu emretmesi eshabehu eshabına lizalike iftar ile emretmesi ve adet savmihi kendi oruç tuttuktan sonra ve savmihi ve sahab-ı kerim oruç tuttuktan sonra ellezi öyle oruç ki lem yekün yenhâhum Resulullah Efendimiz onları nehyetmez de anhu oruçtan. Evet. Nasihun dese ki bu nasihtir. İftar etmesi ve fethi savmi orucun hükmünü bir seferi seferde aslan asıl itibariyle, gayde itibariyle bu bunu nasihtir. Yani bir adam itiraz etse ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem seferde kendi oruç tuttu ve ashabını oruç tutturdu. Ondan sonra Peygamber Efendimiz evvelden nehyetmedi, tuttu da sonradan nehyetti. Niçin evvelden nehyetmedi? Evvelden ha demek ki seferde oruç tutmak caiz idi. Fakat sonradan bu nesredildi. Resulullah Efendimiz mensuh oldu seferde oruç tutmayın diye bir adam itiraz ederse. Kıyle lehu ona denilir ki ve ma delilüke ala ma zikrette. Senin zikrettiğin bu nesih kaidesine delilin nedir? Yani nereden delil getiriyorsun ki bu nasip oldu? Oruç tutmakta mensuh oldu. İftar etmek nasip oldu, oruç tutmakta mensuh oldu. Bunu nereden getireceksin? Delilin ne? Ve fi hadisi Ebu Sa'id'in el-Hudri. Halbuki Ebu Sa'id'in el-Hudri'nin hadisinde orucudur. Ellezi öyle hadis yıkladı. Zekerinahu biz onu zikrettik. Fil fasillezi şöyle fasıldık etebli haza. Bundan evvel. Ebu Sa'id'in el-Hudri radıyallahu anh bir hadis rivayet eyledi. O hadiste dedi ki ennehu kâne yasûmû. Kendisi oruç tutardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz de oruç tutardı. Bir seferi seferde ba'de zâlik bu Mekke fethinde iftar ile emredildikten sonra eğer nasip olsa Resulullah Efendimiz bir de oruç tutmaz bir seferde. Demek ki o itiraz eden adamın itirazına böyle cevap verdi. O ne dedi? Evvel oruç tutmak var idi. Fakat Fethi Mekke hadisesinde Resulullah Efendimiz emretti, iftar edin. Evvel köyükün mensuh olduğu, bu nasip oldu. Oruç tutmak mensuh. Halbuki Ebu Said'in Hudri radıyallahu anh diyor ki biz Fethi Mekke'den sonra seferde Resulullah Efendimiz'le beraber yine oruç tuttuk. Bu rivayet ispat ediyor ki mensuh değil. Ramazan'da, seferde oruç tutmak mensuh değil. فَدَلَّ هَذَا الْحَدِيثِ Bu hadisi şerif delalet etti ki لَاَنَّ السَّوْمَ فِي السَّفَرِ Seferde oruç tutmak بَعْدِ اِفْتَارِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَالْمَذْكُورِ فِي هَذِهِ الْاَسَارِ Bu eserlerde rivayet edilen Peygamber Efendimiz'in iftarından sonra yani Mekke hadisesinde, Fethi Mekke hadisesinde Resulullah Efendimiz'in İftar etmesi ve iftar ile emretmesinden sonra seferde oruç tutmak mübahın mübahdır. Mübah olduğu neyle anlaşıldı? Ebu Seyyid'in Hudri'nin rivayetiyle anlaşıldı. Fethi Mekke'den sonra yine sefer etmiş Resulullah Efendimiz. O seferde oruç tutmuş. Evet, mensuh olsa oruç tutmazdı. Fakat قال ابن عباس halbuki Abdullah bin Abbas buyurdu radıyallahu anhuma ve huve ahadu men Abdullah bin Abbas da şu büyük kimselerin birisidir ki ruviye anhu ondan rivayet edildi fi iftarin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimizin iftarı hakkında rivayet edildi ma zekerna zikrettiğimiz bir şey nedir o zikrettiğimiz? Evet, ma ol bir şey ki zekerine biz zikrettik. O da ne? Ma şul bir hadis ki haddesena Yunus'u. Kale haddesena Ali ibn-i Ma'bed. Kale haddesena Ubeydullah ibn-i Amr'in. En Abdülkerim ibn-i Malik. En Tavus'in Ali ibn-i Abbas'in radıyallahu anh.
işte bu hadis-i şerif rivayet edildi. Yani yukarıda Abdullah bin Abbas'tan zikredilen rivayetlerde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem iftarlan etti. Abdullah bin Abbas'tan bu rivayet geldi. Halbuki yine Abdullah bin Abbas'tan bir hadis geliyor ki, kendisinden, hadiste değil ya, kendisinden bir fetva geliyor ki, قَالَ عَبْدُ buyurdu ki, اِنَّمَا اَرَادُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلِ Cenab-ı Hak Teala Hazretleri murad eyledi. Bil şükri fi seferi, seferde iftar etmeyi murad etti. İftar etmekle murad etti. Neyi murad etti? اَتْتَيْسِيرَ عَلَيْكُمْ Ey Müslüman cemaati, sizin üzerinize kolaylık olsun diye murad etti. Seferde orucu yiyin, bu iftari murad etti, ümmeti Muhammed'e kolaylık olsun için. فَمَنْ يُسْرِ عَلَيْهِ السَّيَامُ Her kime oruç kolay olursa, oruç tutması yüsür, yani şuhudet olursa, feliyesin oruç tutsun. وَمَنْ يُسْرِ عَلَيْهِ الْفِكْرِ Her kime de iftar etmek, suhulet ve kolay olursa, feliyesin, o da iftar etsin. Yani o adamın kendi kolaylığına bakılacak. Oruç tutmak kolaylığına gelirse oruç tutsun. İftar etmek kolaylığına gelirse iftar etsin. Mübah. Şu anda o nasihtir diyene cevap verdi. Bak Abdullah bin Abbas'tan iftar hakkında hadis rivayet edildi. Ve burada da kendisi fetva veriyor ki seferde oruç tutmak yahut iftar etmek mübahtır. Yalnız neye bağlıdır? O tutan adamın kolaylığına. Hangi tarafı kolay gelirse onu yapsın. Haddesena Ebu Bekir kâle haddesena Ravhun kâle haddesena Şubetü an Mansurin an Mücahidin Ali bin Abbasin kâle inşa'a Sâmi ve inşa'a Ey Abdullah bin Abbas'tan Ebu Bekir'in terikine de geldi. Sual edenlere dedi ki isterse oruç tutar, isterse iftar eder. Fahâze bin Abbasin işte bu Abdullah bin Abbas radıyallahu anhüma لَمْ يَجَلْ قِلْمَدِ اِفْتَارِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِي السَّفَرِ Seferde Resulullah Efendimiz'in iftarını kılmadı. وَاَذَا سِيَامِهِ ف۪يهِ O seferde oruç tuttuktan sonra iftar etti. O iftarı kılmadı. نَاسِخَلْ نَسْخَدِيْجِ kılmadı. لِسْسَوْمِ فِي السَّفَرِ Seferde orucu nesfedici kılmadı. Ve Abdullah ibn Abbas evvela rivayet etti ki Peygamber Efendimiz oruç tuttu. Sonradan rivayet etti ki iftar etti. O iftar sevmi nasih mi oldu? Yok. Abdullah ibn Abbas'ın fetvası diyor ki hayır nasih değildir. İsteyen gene oruç tutar, isteyen tutmaz. Velakinnehu lakin Abdullah ibn Abbas cealehu seferde orucu kıldı ala ciheti teysir. Kolaylık ciheti üzerinde. Kolaylığı o varsa oruç tutsun, kolaylığı yoksa iftar etsin. Fe'in gâle gâilun bir adam yatıraz etse de, dese ki Fema mâna kavli bin Abbas Abdullah bin Abbas radıyallahu anhümanın sözünün, kavlunun manası nedir ya? Nerede fi hadisi Ubeydillah bin Abdillah Ubeydillah bin Abdillah hadisinde ellezî zekertehu anhu, sen onu ondan zikredeyledin Abdullah bin Abbas'tan. Fizalik bu mesele hakkında Abdullah bin Abbas ne dedi? Ve kânû ye'huzûn eshab-ı kerem alırdılar bil ahdesi fel ahdesi daha taze, tazeden tazeye min emr-i Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz'in en son olan kavlünü alırdılar tazeden taze. Daha bu kavlün manası ne? Madem nasih, mensuh yok da Abdullah bin Abbas böyle niye dedi? Çünkü evvel oruç tuttular. Ashab-ı kiram da oruç tuttu. Sonradan Resulullah Efendimiz ne dedi? İftar idi. Hangisi hadis oldu? İftar. Ashab-ı kiram da sonra hadis olanı, ehdes olanı, yani en son olanı aldılar. Bu delalet etmez mi nasih mensuh olduğuna? Fîle lehu. O adama denilir ki mâna zâlik. Bunun manası indena bizim indimizde vallahu alem Allahu Teala daha ziyade bilicidir. Ennehum ashab-ı kiram lem yekunu alimu bilmiş olmadılar. Tabi zalik bundan evvel bilmediler neyi? Ennelil musafiri musafir için caizdir en yuftere fis sefer. Seferde iftar etmek misafir için caizdir. Bunu bilmediler. Bilmiyordular. Kema leyse lehu bir adama caiz olmadığı gibi en yuftere fil hadar. Misafir olmayan hederde bir adam iftar
Edebilir mi? Edemez. Edemez. Öyleyse misafir de edemez. Bunu böyle biliyordular. Hadari olana caiz değildir. Ama misafir olana caizdir. Bunu bilmiyordular. Onun üzerine evet. Ve kâne hükmül hadar ve hükmü sefer. Hadar ve seferin hükümleri olduğu fizalik oruç hakkında aynı ve sahab-ı kiram indinde sevaen müsaviydi. Hadari olan da orucu yiyemez, seferi olan da yiyemez. Bunu böyle bilirdiler. Hatta ahdese lehum Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hatta Peygamber Efendimiz ihdas etti. Zalikel fi'al, o fi'al, o işi. Ellezi, öyle iş ki ebâhehu, onlara mübah kıldı. Orucu mübah kıldı, iftari. Ebâhehu el fi'alillezi, şul bir fi'ali ki ebâhe mübah kıldı. Hu, o fi'ali. Lehum ashab-ı kirama. Ne mübah kıldı? El iftâre fi esfârihim. Seferlerinde iftari mübah kıldı. Bilmiyordular ashab-ı kiram. Seferi de o iftar edemez. İlle oruç tutacak. Resulullah Efendimiz sonra böyle ihdas etti. Kefayet. İftar caizdir. Misafir oluyor. فَاَخَذُوا بِذَٰلِكَ Bunlar da işte bu iftar meselesini aldılar. عَلَى اَنَّ لَهُمْ Şu faide üzerine ki onlar için caizdir. اَلْاِفْتَارُ iftar. عَلَى الْاِبَاحَةِ اِبَاحَ اُسَنِي Yani iftar etmek mübahtır. İftar etmek illa vaciptir de manasına değil. Ya mübahtır. İsterse iftar eder, isterse etmez. وَلَهُمْ Yine onlar için caizdir. Terkül iftar. İftarın terki de caizdir. İsterse orucu tutar, isterse tutmaz. Onun için Abdullah bin Abbas buyurdu ki Peygamber Efendimiz'in en son emrini tutardılar. اَلَحْتَسْ فَلَحْتَسْ اَلَحْتَسْ فَلَحْتَسْ'e nasıl mana vermiş oldu? Yani ashab-ı kiram seferde oruç yemek caiz değildir. Hadar'da caiz olmadığı gibi böyle bilirdiler. Resulullah Efendimiz'den almış oldukları talimat böyleydi. Sonradan Resulullah Efendimiz seferde iftar mübahtır deyince onu da aldılar. İşte ehdes oldu bu. İbn Abbas radıyallahu anh ulâkel osâdî hadisine ne diyor? Geçti ya bir yerden. Yani o günü düşmana lekav-ı mülakat var ya orada. Düşmandan her bedeceksin. Emretti Resulullah Efendimiz iftar edin. O başka. Orada illeti var. Emretti ki eftir. Orada Resulullah Efendimiz'in emrine ittiba vacip idi orada. Çünkü harp meselesi var. Hatta o harp de o kadar çetin bir harpdi ki Resulullah Efendimiz o harpten çekindi de sağ tarafa oradan en çetin yollardan döndü geldi çöle. Çöle niçin geldi? Hazreti Halid Müslüman değil, vaatlarına karşı gelmiş, ashab-ı kiramın silahları muntazam değil, bir harbe tutuşurlarsa Halid hepsini temizleyecek. Halid'i de biliyor, ondan gelen ehli Mekke'nin süvarileri de kuvvetli. Ashab-ı kiram ise Ömre'ye gidiyorlar. Nihayet bir kılıcı var, kalkanı bile yok beraberinde. Karşıya kılıcı vurduğu vakitte elinde kalkan, sen neresine vuracaksın? Sen vuracaksan kalkana, vuracak senin başına. Resulullah Efendimiz bunu bildiğinden olur ki ansızın birden düşmanla karşı karşıya geliriz. İftar edin. Biraz kuvvetli olun. Bununla beraber yine bu harbe girmedi. Sağ taraftan dağların en çetin yerlerinde geldi şeye, Cidde çölüne. Ve orada da böyle bir çetin yer vardı ki buyurdu ki şu dağı geçen adama cennet vacip olur. O geceliğin delil vasıtasıyla o kötü yollardan geldi, indiler. Ta Hüdeybiye'ye geldiler. Hazreti Halid kaldı orada bekliyor. Bekliyor ki gelsinler de onların hesabını görsün. Bunlar buraya geldiler. Hazreti Halid de daha oradan da ayrılamadı. Hat boşa çıktı. Ondan sonra Mekkeliler bu sefer sefir göndermeye başladılar. Hazreti Peygamber Efendimiz sefir gönderdi. Nihayet işi müsalahaya vardırdılar. فَهَذَا مَعْنَى حَدِيثِ بِنْ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا هَذَا İşte Abdullah bin Abbas'ın bu hadisinin manası budur. وَيَدُلُّ عَلَى ذَٰلِكْ buna delalet eder. مَا اُلْ بِشَيْ كَدْ شَكَرْنَاهُ بِذُونِ زِكْرَيْ لَدِدْ اَنْهُ رَسُولُ اللّٰهُ فَنْمِزَنْ مِنْ قَوْلِهِ
kavlinden. اَلَّذِي وَلَا قَوْلِكِ وَسَفْنَا biz resmettik. وَقَدْ زَكَرْنَا biz gene zikrettik. اَنَا اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ burada kim der? اَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ o da Peygamber Efendimiz'den rivayet eyledi. فِي ذَلِكْ bu oruç hakkında gariben مِمَّا زَكَرْنَاهُ عَنِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ Abdullah ibn Abbas Peygamber Efendimiz'den nasıl rivayet ettiyse Enes ibn Malik de Peygamber Efendimiz'den buna yakın bir rivayeti var. O da şu. Sünne kadru uyan Enes'in. Sonra Hazreti Enes'ten rivayet olundu. Ma ul bi şeyki yedullu delalet eder. Ala anna ma'na zâlike indehu ve Abdullah ibn Abbas'ın sözünün lehkes ve lehtes manası misl ma'na onun manasının mislidir. اَلَّذ۪ي ذَكَرْنَهُ bizim zikrettiğimiz mananın mislidir. Yani İbn-i Abbas radıyallahu anh. Biz Abdullah İbn-i Abbas'ın el-ehdes fel-ehdesi nasıl zikreyledik? Dedik ki ashab-ı kiram seferde oruç tutulmasını biliyordular. Hederde tutulduğu gibi iftar caiz değildi. Sonra iftari seferde Resulullah Efendimiz mübah kıldı. Ya işte ehdes oldu. Ehdesi aldılar. Ha, iftar caizmiş seferde. Enes ibn Malik'in rivayeti de buna yakın. Bu manayı teyit ediyor diyor. Haddesena. Şimdi Enes ibn Malik'in hadisini zikrediyor. Haddesena İbrahim ibn Muhammed ibn Yunus. Haddesena diyen de yani kim kime rivayet eylemiş? Bu İbrahim ibn Muhammed İmam-ı Tahaviye rivayet eylemiş. Evet. Kale haddesena Ebu Hüzeyfe. Kale haddesena Süfyanı. En Asimin ve huvel ahvel. Asim el ahvel. قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه أنس بن مالك سردم عن صوم شهر رمضان في السفر سفر ده رمضان آيين أرش tutulmasından سؤال ettim ne tutar ne tutmaz ne فقال buyurdu ki الصوم أفضل سفر ده رمضان أرش tutmak daha أفضلدır dedi o da bak Abdullah bin Abbas'ın rivayetine geldi yani iftar ile emretmesi İlla oruç tutmak caiz değildir manasına değil. Yani oradaki iftar bir illet, bir sebep dolayısıyla. Haddesena Fahdun, kâle haddesena Ebu Nuaym, kâle haddesena Hasan ibn Salih, en Asimin, an Enes'in radıyallahu anhu. Hazreti Enes'ten rivayet eyledi, kâle in eftarta fe ruhsat. Eğer iftar edersense bu ruhsattır. Ve in sumte, oruç tutarsense fe savma eftar. Bu daha eftaldir. Ama ne vakit eftel? Harf yoksa, bir meşakkat yoksa efteldir oruç tutmak. Yok, düşmanla harp edeceksin. Yahut da başka bir özür var. O vakit oruç eftel değil. Hatta mesela hac meselesinde fukaha-i kiram beyan ediyorlar. Arafa günü oruç tutmak mı eftel? Arafata çıkan bir adam için. İftar etmek mi eftel? İftar etmek eftel. Niçin? Orada yapılacak işler nafile oruç gibi değil. Büyük işler var. Vakfeyi yapacak, dua yapacak, ondan sonra gelip Müzdelife'ye inecek, orada vakfeyi yapacak. Orada kuvvet lazım. Onun için orada iftar hafta. Arafat'a çıkmayan bir adam evinde kalmış, Arafat günü oruç tutması hafta. O da böyle evet. Eğer düşmana mülaki olacaksa iftar etmesi hafta. Yok olmayacaksa oruç tutması hafta. حدثنا أبو بكرة قال حدثنا روح قال حدثنا شعبة قال سمعت عاصما عاصم يشتم يحدث عن أنس حضرت أنس رواية دردي قال إن شئت فصم دلرسن أرش تط وإن شئت فأفطر دلرسن إفطر والصوم أفطر فقط أرش تط مقطع أفطر وكان أولد مما أول بير حدثlerden ki احتج به أنلا احتجاج etti Eyda bu zikrettiğimiz gibi kim? Ehlül mekaletil ula birinci mezhep sahipleri birinci mekale sahipleri bunlar ihticac ettiler fi def'ihim def etmelerinde ney es-savma fi sefer seferde oruç tutmayı def etmeleri hakkında yani birinci mezhep sahipleri dediler ki seferde oruç tutmak caiz değildir onların delillerindendir diyor ney? Ma ol bir rivayet ki kad zekernahu biz onu zikreyledik fi gayri hadel mevde bu mevzin gayrisinde. O da neden? Min kavli Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem
Peygamber Efendimiz'in kavli şerifinden bu kitapta başka bir yerde zikretmiş İmam-ı Tahavi ki اِنَّ اللّٰهَ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ اَسْسِيَامِ Başka bir yerde geliyor. Bu birinci mezhep sahipleri dediler ki bak Resulullah Efendimiz ne buyuruyor? اِنَّ اللّٰهَ Cenab-ı Hak وَضَعَ vez etti yani bıraktı, terk etti. عَنِ الْمُسَافِرِ Misafirden اَسْسِيَامِ orucu. Şimdi birinci mezhep sahiplerinin delili oldu. Yani seferde oruç yoktur. Tutmayın. Ya siz nereden diyorsunuz ki oruç mübahtır, caizdir? Evet. قالوا dediler ki فَدَمَّا كَانَ السِّيَامُ vaktaki oruç oldu. مَوْضُعًا عَنْهُ misafirden terk edilmiş oldu. كَانَ اِذَا صَامَهُ oruç tuttuğu vakıfta fakat صَامَهُ onu oruç tutmuş oldu. وَهُوَ غَيْرُ مَفْرُودٌ عَلَيْهِ halbuki ona farz değil. فَلَا يُجْزِيهِ farz olmadığı bir şeyi yaptığından farzdan kifayet etmez. Kendi mezhepleri öyleydi ya. Onlar iki kısma ayrıldı. Seferde oruç yoktur diyenler bir kısım dediler ki seferde iftar aftaldır. Bir kısım dedi ki hayır. Eğer oruç tutarsa orucu hiç caiz olmaz. Oruç tutarsa kaza edecek. Bir kısım dedi ki hayır. Aftali terk etmiş olur. Şimdi burada delil getiriyor. Diyor ki bak burada Resulullah Efendimiz buyurmuş ki misafirden oruç terk edilmiştir. Bu adam oruç tutarsa kendisine farz olmayan bir şey yapmıştır. Farz olmayan bir şey yaptığı da farz yerine geçmez. Böyle delil getirdiler. فَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ لِلْآخَرِينَ ötekilerin hüccetinden oldu. Aleyhim o birinci vekalet sahiplerine fizalik bu mesele hakkında hüccetlerinden oldu ki اَنَّهُ شَانْ قَدْ يَجُوزُ caiz olur ki اَنْ يَكُونَ وَلَا ذَٰلِكَ الصِّيَامُ الَّذ۪ي وَضَعَهُ عَنُ Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki Cenab-ı Hak misafirden orucu terk etmiştir. Caiz ki bu oruc ola huve bu الصِّيَامَ الَّذ۪ي şöyle bir oruc ola ki لَا يَكُونُ لَهُ مِنْهُ بِدُّ فِي تِلْكَ الْاَيَّامِ o günlerde onu tutmak zarureti olan oruç ola. Zarureti var. O gün o oruçları tutacak. İşte bunu terk etti. Yani zaruret yoktur. Bu manaya gelir. كَمَا لَا بُدَّ لِلْمُقِيمِ مِنْ ذَلِكِ mukime o günlerde o orucu tutmak zarureti وَقَدْ سَأَلَ حَمْزَةُ الْاَسْلَمِ رَسُولُ sallallahu aleyhi ve sellem Hamzetül Eslemi Resulullah Efendimiz'e sual ettiler. Ani savmi fis sefer. Seferde oruç tutma meselesinden sual ettiler. Fekale lehu sallallahu aleyhi ve sellem ona cevaben dedi ki İn şiite fesum ve in şiite feaftir. İstersen seferde oruç tut, istersen iftar et. Haddesena bithalik. Bu hadisi İmam-ı Tahavi diyor ki bana rivayet eyledi kim? Ali ibn Şeybe. قال حدثنا رواه ابن عباده قال حدثنا سعيد وهشام بن ابي عبد الله عن قتاده عن سليمان بن يسار عن حمزه بن عمرو الاسلمي وحديث امام التحاوي حمزه الاسلمي قدر çıkardı senedini. İkinci bir senedi daha var. Yine İmam Tahavi diyor ki حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا ابو بكر الحنفي قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثني عمران بن ابي انس عن سليمان بن يسار عن حمزه بن عمرو الاسلمي مثله yine Hamza'dan İmam-ı Tahavi başka bir senetle bu hadisi şerifi zikredildi. حدثنا يونس قال اخبرنا ابن وهب ان مالك اخبره İmam-ı Malik İbni Vehba, o da Yunus'a, o da İmam-ı Tahavi'ye haber vermiş. En Hişam İbni Urve. İmam-ı Malik de Hişam İbni Urve'den. En Ebihu, o da Hazreti Urve'den. En Aişe'te radıyallahu anh, o da Hazreti Aişe'den. Sevgi Nebi'yi sallallahu aleyhi ve sellem. En Hamze tebne amrini l-eslemiyyi. Hamzetü l-eslemiyyi kâle li Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz'e dediler ki, Esum fissefer. E'esumu demek yani hemze-i istifam hesbedilmiş. Ben oruç tutayım mı seferde? Ve kâne kethîr es-siyam.
o Hamzatül Eslem'i çok oruç tutan bir adam mı diye. Daim oruç tutar. Onun için Resulullah Efendimiz'den sormuş ki seferde oruç tutayım mı? فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz ona cevaben dedi ki اِنْ شِيْتَ فَصُمْ وَاِنْ شِيْتَ فَاَفْتِرْ Arzu edersen oruç tut, arzu edersen iftar et. فَهَذَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem قَدْ اَبَاحَ الصَّوْمَ Orucu mübah kıldı fi seferi seferde. Kim için? Limen bir kimseyi için ki شَاءَ ذَٰلِكْ onu diledi. Orucu dileyen adamı oruç tutmayı mübah kıldı. Vel fitre iftarı da mübah kıldı. Limen bir kimseye ki şa'a diledi zâlike iftarı. İftarı dileyen adama da iftarı mübah kıldı. Yani bunları delil getiriyor. O birinci mezhep sahiplerine redd için onlar ne dediler? Seferde oruç tutmak caiz değildir dediler ya. Onlara reddiye yapıyor ki işte bak Resulullah Efendimiz seferde oruç tutmayı mübah kıldı. İftar etmeyi de mübah kıldı. Fesebete bihâdâ bununla sabit oldu. Ve bimâ zekernâ ve kablehû bize bundan evvel zikrettiğimiz rivayetlerle sabit oldu ki enne savma ramadâne fi sefer seferde Ramazan ayın oruç tutmak caizün caizdir. Ve zehebe kavmun bir kavim de zahip oldular ila ennehu şuna ki la fadla fadilet olmadı limen sâme ramadâne fi sefer seferde Ramazan ayını oruç tutan için bir fazilet olmadı alâ men eftare iftar eden üzerine iftar etti de ve kadâhu onu kadâ etti ba'de zâlik ondan sonra iki adam birisi Ramazan'da seferde ikisi de sefere gitmiş birisi Ramazan'ı tutmuş birisi de iftar etmiş sonradan kaza etmiş o oruç tutanın öteki üzerine bir fadileti yoktur dediler. Bu bir cemaat de böyle sahip oldu. Madem mübahtır, yani Ramazan'da seferde oruç tutmuş da bir fazilet fazla, ötekinden fazla bir fazilet almış yok. İkisi müsavidir dediler. Ve kalu dediler ki leyse ehaduhuma afdale minel ahar. Ramazan'da seferde oruç tutan tutmayandan eftal olmadı, tutmayan da tutandan eftal olmadı. وَاَحْتَجُّ فِي ذَٰلِكَ Evet, bu mesele hakkında ihticac ettiler. بِتَخْيِيرِ النَّبِيِّ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz'in mukayyer kılması sebebiyle kimi? حَمْزَةَ بَنَا عَمْرٍ حَمْزَةَ الْاَسْلَمِيِّ mukayyer bırakması sebebiyle istidlal eylediler ki bak Hamza sordu. Onu muhayyer bıraktı Peygamber Efendimiz. Beyne liftari fis sefer ve savm. Seferde iftar etmek, oruç tutmakta muhayyer bıraktı. Ve lem ye'murhu Hamzatül Eslemiye Resulullah Efendimiz emretmedi. Bi ahadihima iftar yahut orucun birisiyle. Dûnel ahar öteki olmaksızın. Yani oruç tut yahut da iftar et diye emretmedi. Ya muhayyer bıraktı. Öyleyse bunların ikisi müsavi oldu. Birisi oruç tutsa, birisi de iftar etse de sonra kaza etse, sevap da ikisi birdir. Birisi birisinden afdal değildir. Dedi bu kavim, bu cemaat ve halefem fi zalike aharun. Ülemadan başkaları bunlara muhalefet ettiler. Fekalu dediler ki, es-savmu fi sefer, seferde oruç tutmak, ama hangi oruçta? Fi şehr-i Ramazan, Ramazan ayında. Eftalü minel iftar, iftardan eftaldir. Ramazani seferde oruç tutmak iftardan eftaldir dediler bu cemaat. Ve kalu dediler, le ehlil mekaletilleti zekerine, bizim zikrettiğimiz söz sahiplerine, yani ikisi müsavidir diyenlere, dediler, cevaben dediler ki, leyse fîmâ zekertumuhu, sizin zikrettiğiniz hadiste olmadı. O da neden zikrettiğiniz? Min tehyir nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'in muhayyer kılmasından li hamzete hamzetül eslemiyi beyni savmi fis sefer vel fitri seferde oruç tutmak ile iftar etmek arasında muhayyer kılmasını delil getirdiniz. Bunda olmadı, bu rivayette olmadı. Delilün delil olmadı ki ala ennehu sünnüzene ki leyse ehedûme eftale minel ahar. Siz delil getirdiniz ki birisi ötekinden eftal değildir dediniz. Halbuki bunda delil misafir olsun
İkisine de vacip olur. اِذَا كَانُوا مُكَلَّف۪ينَ Mükellef iseler hepsine vacip olur. Vacip olur. Mukim olan yiyemez. Misafirin zaruret olduğundan o vacibi o terk eder, sonradan kaza eder. Yoksa ona da vacip. Ramazan ayı madem girmiş, ona da vacip. Yalnız sefer illeti dolayısıyla iftar edip de sonradan kaza edebilir. فَلَمَّا كَانَ دُخُولُ رَمَضَانُ Vaktaki Ramazan'ın duhulu oldu. Huve Ramazan'ın duhulu الْمُوْجِبَ لِسْسِيَامِ Orucu mucib oldu. Aleyhim mukimlere ve misafirlere cemiyen her ikisine. Kâne oldu. Men bir kimse ki accele tacil etti minhum Müslümanlardan eda emma vecebe aleyhi kendisine vacip olanı tacil eden oldu. Eftale daha eftal oldu mimmen akharehu tehir edenden. Zaten mukim tutacak. Misafir de iki kısım oldu. Bir kısmı bu bana vacip oldu. Bunu iftar etsem, sonra da kaza etsem caiz ama caiz ki kazaya vaktim olmaz, ömrüm olmaz. Kaza edemem, neyse şimdiden bu vacibi üzerimden iskat edeyim dedi, tuttu. Öteki de tehir etti. Sonradan kaza etti. Tacil eden daha eftaldir diyor. Niye? İkisine de madem vacip oldu ya, ben bir an evvel bunu bitireyim. Bu hatta neye benzer? Şimdi ikisi de iftar etse, iki adım da iftar etse, birisi hemen memleketine döner dönmez bunu gaza etti. Birisi de üç durda ihmal etti. Ondan sonra tuttu. Hangisi daha eftal olur? Evet. Acele tutan eftal. Bu da öyle. Madem Ramazan'da kolaylık var, seferde tutarsa daha eftal. فَسَبَتَ بِمَا ذَكَرْنَا Bu zikrettiğimizde sabit oldu ki اَنَّ الصَّمْءَ فِي السَّفَرْ Seferde vurur. اَفْضَلُ مِنَ الْفِطْرِ İftardan eftaldir. وَهُوَ قَوْلُ اَب۪ي حَن۪يفَةَ وَاَب۪ي يُسُفَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُمُ اللّٰهُ تَعَالَى Bu üç imamın kavli de budur. وَقَدْ رُوِيَ ذَٰلِكَ اِذَانَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ وَعَنْ نَفَرٍ مِنَ التَّابِعِينَ Bu İmam Ebu Hanife'nin sahip olduğu bu mezhep Hazreti Enes'ten rivayet edildi. Ve tabiinden de bir takım ulemadan nekledildi. Haddesena İbrahim ibn-i Merzuk, kâle haddesena Ebu Amir, kâle haddesena Süfyan, an Hammadin, an Sa'id ibn-i Cübeyr, kâle Sa'id ibn-i Cübeyr buyurdular ki, as-savmu afdal vel iftar ruhsa. Seferde oruç tutmak eftaldir, iftar da ruhsettir. Yani fi sefer, seferde. Çünkü bu şeyde sefer lefzi gelmiyor. As-savmu afdal vel iftar ruhsa bu kadar. Sa'id ibn-i Cübeyr'in lefzi. Fakat izah ediyor ki yani fi sefer. Sefer de bu oruç. Haddesena Ebu Bekret kâle haddesena Ravhun kâle haddesena Şu'bet ve Hammadin an İbrahim ve Sa'id ibn-i Cübeyr ve Mücahidin ennehum kâlu evet Hammad İbrahim'in Lıhay'den rivayet eyledi. Ve Sa'id ibn-i Cübeyr ve Mücahid bunların üçü de kâlu dediler ki fi savmi fi sefer. Seferde oruç hakkında İnşite sumte, dilersen oruç tutarsın. Ve inşite aftarte, dilersen iftar edersin. Ve savmu aftal, fakat oruç tutmak daha aftaldır. Haddesena Ebu Bekret'e kâle haddesena Ravhun, kâle haddesena Habibun an Amr ibn-i Harim. Kâle su'ile Cabir ibn-i Zeyd'in an siyami Ramadana fissefer. Cabir ibn-i Zeyd'e sual ettiler ki seferde oruç hakkında ne dersin? Fekale buyurdu ki يَسُومُ مَنْ شَأْ Dileyen adam oruç tutar. اِذَا كَانَ يَسْتَطِيعُ ذَٰلِكَ Oruç tutmaya kudreti olursa مَا لَمْ يَتَكَلَّفْ اَمْرًا Bir emri tekellüf etmedikçe, bir emir ona zahmet vermedikçe öyle emir ki يَشُقُّ عَلِي Kendisine meşakkat veren bir emir, bir külfet olmazsa oruç tutar. وَاِنَّمَا اَرَادَ اللّٰهُ تَعَالَ بِالْاِفْتَارِ Cenab-ı Hak Teala Hazretleri iftar ile murat buyurdu. اَتْتَيْسِيرَ عَلَى عِبَادِهِ Kullarına kolaylığı. Eğer seferde illa oruç tutacak olursa bazı seferler meşakkatli olur. Kullar çetinlike düşer. Cenab-ı Hak eğer kolaylık varsa oruç tutsunlar. Yoksa iftar etsinler. Evet var ya ayet-i kerimede ve en tesullu hayrun lekum. Kolaylık. Haddesena Yunus.
قال أخبرنا بشر بن بكر عن الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني القاسم بن محمد أن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تصوم في السفر في الحر. Hazreti Aişe radıyallahu anha sıcak günlerde seferde yine oruç tutardı. Sıcak günlerde sefere gider ve oruç tutardı. Fekultu ben dedim ki Kasim ibn Muhammed kim? Kardeşim ne olur? Kardeşim Muhammed'in oğlu Kasim. Ma hamelaha ala zalik. Hazreti Aişe diyor ki seni hamleden şey nedir bu sıcak günde oruç tutmaya? Yani Allah-u Teala mı bak gelmiş niçin oruç tutuyorsun? فَقَالَ اِنَّهَا كَانَتْ تُبَادِرٍ Ha, Kasim ibn Muhammed'e şey soruyor. Yahya ibn Ebi Kesir diyor ki sen Hazreti Aişe'yi böyle gördün. Hazreti Aişe'yi ne hamletti de oruç tutardı o sıcaklarda. فَقَالَ Kasim ibn Muhammed dedi ki اِنَّهَا Hazreti Aişe radıyallahu anha كَانَتْ تُبَادِرٍ Yani hayre mübaderet ederdi. Acele yapacağı şeyi acele yapacak. Madem Ramazan geldi, ona da vacip oldu. Onu seferde yiyip de sonradan tutuncaya kadar vaktiyle tutayım. Mübaderet manası bu. Vaktiyle tutayım, bitsin. فَهَذِي عَيْشَةُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا İşte Hazreti Aişe كَانَتْ تَرَى görürdü. El-mübaderete acele yapmayı بِسَوْمِ رَمَضَانَ فِي sefer. Seferde Ramazan ayını acele tutmayı görürdü. اَفْتَلَ daha eftel görürdü. مِنْ تَخِيرِ ذَٰلِكَ Orucu tehirden ilal hadari mukim olma vaktine. Sefer bitsin de mukim olsun da ondan sonra tutsun. Ondansa diyor seferde tutarım daha iyi. Ve kâne eyda yine böylece oldu. Min mehtecce bihi men kerihe semur fi sefer. Seferde orucu mekruh görenlerin istidlal etmiş olduğu rivayetlerden oldu. Maşhur bir rivayet ki haddesena Yunus radıyallahu anh. İmam-ı Tehavi diyor ki Yunus bize rivayet eyledi. Kale haddesena Abdullah ibn Yusuf. Ona da Abdullah ibn Yusuf rivayet eylemiş. Ha, haddesena Rabi'ül Mezin. İmam-ı Tehavi diyor ki bu hadisi bana Rabi'ül Mezin de yine rivayet eyledi. Yunus rivayet eylediği gibi. Kale haddesena Şuayb ibn Leys. Ona da Şuayb ibn Leys rivayet eylemiş. Kale gerek Abdullah ibn Yusuf gerek Şuayb ibn Leys bunların ikisi dediler ki Haddesene Leys, Leys bize rivayet eyledi. Ayn Yezid ibn Ebi Habib. Yezid ibn Ebi Habib'ten o da an Ebil Khayr. En Mansur el Kelebi. Enne Dehye ibn Halife. Mansur el Kelebi diyor ki Dehye ibn Halife harece min gariyetihi bi Dimişk. Dimişk'te kendi köyünden çıktı. İlâ Kaderi gariyeti Akabe'te. Akabe köylerinden bir köye kadar. İlâ kadri gariyeti Akabe firam Ramazan ayında. Akabe işte meşhur bu Akabe. Şam'dan Akabe'ye gelecek. O köyden o köye çıkmış gelmeye. Feaftara iftar eyledi. Ve me'ahu ünasun. Kendisiyle beraber de cemaatler var idi. Ve kerehe aharun. Ötekiler de mekruh gördüler. En yuftiru iftar etmeyi. O iftar eyledi. Ötekiler bunu mekruh gördüler ki yahu sen daha Şam'la Akabe'nin arası ne? Yani bu kadar yerde hemen sen iftar ettin. Gerçi misafir oluyor. فَلَمَّا رَجَعَ اِلَى قَرِيَتِهِ Vaktaki kendi köyüne rücu etti. Kale dedi ki وَاللّٰهِ لَقَدْ رَيْتُ الْيَوْمَ اَمْرًا Ben bugün bir iş gördüm ki مَا كُنْتُ أَظُنُّ اَنْ اَرَاهُ Ben onu görmek istemezdim. اِنَّ قَوْمًا Bir takım cemaat ragibu yüz çevirdiler an hediye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabi Resulullah Efendimizin gitmiş olduğu yoldan ve ashabının gitmiş olduğu yoldan yüz çevirdiler dedi. Kimmiş o? Yakulu derdi bunu. Yakulu zalik. Bu yüz çevirenler kimmiş bunu derdi. Lillezine sâmu oruç tutanlar için. Yani kendisi Resulullah'ın sünneti diye iftar etti. Ötekiler kerih gördüler, oruç tuttular. Onlara dedi ki Resulullah'ın yolundan ayrıldınız. Resulullah'ın sünnetini, ashabın sünnetini işlemediniz diye teaccüb etti. Sümme kâle sonra dedi ki Allahümme kbidni ileyk. Ya Rabbi artık beni daha dünya yüzünden koyma. Ruhumu teslim al. Onların öyle o yolda oruç tutmaları onun canını sıkmış.
Evet, şimdi bunu o birinci makale sahipleri delil getiriyorlar ki bak, seferde oruç tutmak mekruh olduğundan adam ölümünü bile istemiş. فَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ الَّذ۪ينَ اسْتَحَبُّ الصَّيْمَ فِي السَّفَرِ Seferde oruç tutmak müstehaptır diyenlerin lehine delilden oldu fi هذا الحديث. Bu hadiste ki اَنَّ دِحْيَةَ دِحْيَ اِنَّمَا ذَمَّ زَمَّتِّ Kimi? Men bir kimse ki رَغِبَ عَنْ هَدِيَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَاَصْحَابِهِ Peygamber Efendimiz'in yolundan yüz çevirenleri zemmetti. فَمَنْ صَامَ ف۪ي سَفَرِهِ كَذَٰلِكَ Her kim seferinde oruç tutarsa o da böylecedir. فَهُوَ مَزْمُومٌ Mezmumdur. وَمَنْ صَامَ ف۪ي سَفَرِهِ Bir adam seferinde oruç tutarsa غَيْرَ رَاغِبٍ عَنْ هَدِيهِ Peygamber Efendimiz'in sünnetinden yüz çevirmeyerek bel alet temessükü bihedihi belki Peygamber Efendimiz'in sünnetiyle temessük üzerine yaparsa fevem mehmudun bu mehmuttur. Yani bak burada ne izah verdi? Diyor ki belki taraf istidlal ediyor ki sen dediğin doğrudur. Bir adam seferde oruç tutulur illa iftar edilmez. Canım Resulullah Efendimiz iftar da etmiş. Bırak canım. Tut. Resulullah'ın tutsa bile Resulullah tutsa bile sen yani iftar etse bile sen orucu tut diyenleri zemmetmiş o. Madem Resulullah iftar etmiş, bazen de tutmuş. Tutanlar der ki Resulullah tutmuştur. Biz bunun için tuttuk. İftar edenler de der ki Resulullah Efendimiz bazen iftar etmiştir. Biz de o niyete göre ikisi de mahmuttur. Yok. Resulullah Efendimiz iftar etse bile sen ben tutmuyorum. Ben iftar etmiyorum derse, bu Resulullah'ın yolundan çıkmış. Vaktiyle bir genç, cehaletinden dolayı ya, doktorluk öğrenen bir genç tıp talebesi, sinek, mikrobu nefleder. Ben de dedim ki, Peygamber Efendimiz buyurmuş ki, sinek yemeğe düşerse sol kanadı üzerine düşer. Onda zehir vardır, siz sağ kanadını da batırın, ondan sonra çıkarın, onda da penzehir vardır. Dedi canım böyle şey Resulullah buyurmaz. Büyüğün tıp alemi ispat etmiştir. Sinekin her iki tarafı da mekrupludur. Yarısı düşmüş, yarısını da sen iyice bulaştır çıkar. Resulullah böyle şey emretmez. Ama kaldırdı attı. Halbuki bir defa o cehaletinden yani Resulullah böyle dese de ben kabul etmiyorum manasına getirdi. Aradan zaman geçti. Epeyce bir zaman. Artık o da epeyce öğrendi. Bir gün dedim ki hatırına geliyor mu böyle bir sinek vakasında sen kalktın, hadise itiraz ettin, hadiste olsa bile ben kabul etmem dedin. Ya ben söyledim mi bunu? Ben bugün gibi hatırımda. Estağfurullah diyor. Ne kadar büyük cehalet etmişim. Ne kadar başladı istiğfar etmeye. Çünkü o doktordan almış olduğum malumat zihninde sabitleşmiş. Sineğin her tarafı mekrup. Sen ona hadis getirdiğin gibi birdenbire tuhaflaşıyor. İşte o oruç tutanlar da öyle yapmış. Resulullah iftar etti canım. İftar etmek de caizdir. Canım bırak Resulullah iftar yese bile biz yetmiyoruz. Kabilinden oldu değil mi? Zemmetmiş adam. Bunun için zemmetmiş. Bu manayı çıkardı. Diyor ki öteki taraf da bu manayı çıkardı ama hadiste o da pek yok yani. O hemletti o tarafa. Haddesena Rabi'ül Cizi'yü. Kale haddesena Ebu Zürre. Kale akberena Hayve. Kale akberena Ebu Lesved. أنه سمع عروة بن الزبير يحدث حضرة عروة زبير بن عوام الوليس رواية درد عن أبي مراوح الأسلمي أبي مراوح الأسلمي عن حمزة بن عمرو الأسلمي قد حمزة الأسلمي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أنبارة المزين أصحابهم حمزة بن أسلمي رواية درد أنه قال حمزة بيردرر يا رسول الله İnni esrudu siyam. Ben orucu devam ettiriyorum. Çok oruç tutar diye rivayete geçti ya. Burada kendisi diyor ki inni esrudu. Ben serdederim. Yani devam ettiriyorum. Es-siyam orucu. Efe esumu fissefer. Seferde de oruç tutayım mı? Fekala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz ona dedi ki innema hiye ruhsatu minallahi azze ve celle lil ibad. İftar etmek Allahu Teala tarafından kulları için bir ruhsettir. Men kabilaha her kim o ruhseti kabul ederse fe hasenun cemilun güzeldir. Allahu Teala'nın ruhsetini kabul ettiğinden fe hasenun hasendir cemilun güzeldir.
Ve men tereka, her kim o ruhsati terk eder de oruç tutarsa fela cünaha aleyhi, onun üzerine de günah yoktur. Yani şimdi bu hadisten de anlaşıldı ki iftar etmek daha hafta. O ruhsati kabul Allah'ın bir ikramıdır. Allah'ın bu ikramını kabul edeyim diye iftar ederse bu daha haftal. Yok, ben oruç tutacağım. Belki sonra ömrüm olmaz, bunu kaza edemem. Onun üzerine de günah yoktur. قَالَ وَكَانَ حَمْزَةُ يَسُمُ الدَّهَرِ فِي السَّفَرِ وَالْحَدَرِ وَحَمْزَةُ الْاَسْلَمِ senenin hepsini oruç tutardı. Sefer de olsun, hader de olsun. وَكَانَ اَبُوْ مُرَاوِحْ كَذَلِكَ Ebu Mürâvih de böyle seneyi oruç tutardı. وَكَانَ اُرْوَةُ كَذَلِكَ Hazreti Urve de böyle senenin hepsini oruç tutardı. فَدَلَّ مَا ذَكَرْنَا عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ Bizim Resulullah Efendimiz'den zikreylediğimiz rivayet delalet etti ki اَنَّ الصَّوْمَ فِي السَّفَرِ Seferde oruç اَفْطَلُ مِنَ الْاِفْطَارِ İftardan efteldir. وَاَنَّ الْاِفْطَارِ اِفْطَارِ ise اِنَّمَا هُوَ رُخْسَةٌ Bu da ruhsattır. وَقَدْ حَدَّسَنَا رَبِيعُ الْجِيزِيُّ Rabi'u l-Cizi rivayet eyledi. قَالَ حَدَّسَنَا اَبُوْ زُرْعَ قَالَ اَخْبَرَنَا حَيْوَ قال أخبرنا أبو الأسود عن عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها حضرت عائشة كانت تصوم الدهر سنة بوين ورش تتردي في السفر والحضري سفر ده ده حضر ده ده ورش تتردي وليس bunlardan anlaşılıyor ki seferde oruç tutmak daha afdal. Fakat her iki tarafında delili var yani hadislerde. O da var, o da var. Fakat ayet-i kerimeden hiç bahsetmedi. Ve en tasumu hayrun lekum var ayette. Niçin ondan bahsetmedi? Ayette var. Ve en tasumu hayrun lekum. Efendim? Yok, hafız diktim değil de hadis olarak şey ki bunlar işte. Ha? Manayı teyit için getirseydi güzel olur. Evet. Babu savmi yevmi arefe. Vallahu teala a'lem.